Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkıbetü lilmuttakîn. Ve salatu ve selamu alâ hayri hukki Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabi ecmain. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Minel mu'minine ricalun sadakû mâ ahadullâh aleyhi ve minhum men kadâ nahvehu ve minhum men yentadir ve mâ beddelû tebdîlâ. Allah subhanahu ve teâlâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar hakkında bana şimdi bir büyük ayetlerden nazil kıldı. Mu'minlerinin içi de ricalları, erkekleri buladı. Allah'a vergen ahları da türedi olar. Biz bana şu Allah'a vergen ahdımızda türeyen hakiki kişiler, hakiki erkekler bugün sahabalar tarihini koyarız. Bu kişilerin tarihini okup vergen içi de maksat bir eşit bir köyül kuşluğu koyuş. Ya bir az yana bir malumat toplu alışlayık. Bu masleği gerek. Siz bilen bizge bu kişiler ibret boyan. Hayatıda siz bilen bizge namunanı kasat kötüken kişiler. Bunların hayatıdan haberdar boyanımızdan ki manaşlarda sünneti ki manaşlardan koyan bir sirat ahlakı ilgeçliğimiz gerek olardı. Eğer siz bilen bizge bu sahabalarını tarihini duyan yanımızdan ki bunlar bir iktidar kılıçlık degen sıfat bizde tapılmıyorken basa. Peki bir ularda bir yollarda yürüyüşlük ilgeçliği bulmayan basa bu dersler bizge fayda kılmıyorken beni bilmeyiz. Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytadı. Eğer sizge ilim fayda kılmasa, onda zarar kıladı. Ne de düşünüş gereği bunu? İlim kişini amalge ündemeydiyen olsa, ilim kişini Allah'dan korkuşlikke çarlamasa, ilim adamını sınırlıkke, hakisarlıkke Allah'ta aradık huzurda, tartmıyorken olsa, ve bu insanlık ilimi fayda vermekte bu kibirge sebep olan ilim olalı. Demek ilim manfaat vermese, İnsan gibi ziyan kılışı ihtimali var. Bana şu sahabalarının bana bir gün yok ediyanımız Amr ibn As radıyallahu anh. Amr ibn As uzak fikir ve çukur tadabbur taammuldan ki iman kildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde dedi. Adamlar İslam'a geldi. Amr ibn As iman'a geldi. Sahabaların içi de, Resulullah'ın sahabaların içi de keyinrak başka sahabalardan göre ancak keyin müddet iman kelgan sahabalardan. Bu zat Hudaybiya sulhidan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oldiga özü bilan birgalikda ikkita bir büyük sahabalardan İslam'daki en bir ulug' lashkarboshlardan bo'lgan Usmon ibn Talha, Halid ibn Valid va Amr ibn As boshlig'i uchalasi Rasulullohning oldiga keldi va iman kalimasini aytdi. Parvardigoro buyurding osiy bo'ldik. Qaytarding qaytmadik. Lekin seni rahmetinden ümit kılarınız dedi. Can taslim kıldı. Amr ibn As radıyallahu anh. Amr ibn As'ın kıssası akıl yürütücüler için katta bir ibretler kervanına alıp geldi. Bu kişi Müslümanların en büyük ikide ülkelerden bugün Mısır ve Falastin'i fatih kıldı. Tarihte bu kişiyi Müslümanlar tarihte kaldırken zini nihayette katta sallanadı. Amr ibn As'ın kıssası hicretten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretten 50 yıl evvel başlandı. Yani Peygamberimiz hicretten 50 yıl evvel doğdu. Ve bu kıssa, bu acayip kıssa hicretin 43. yılında nihayesi geldi. Yani vefat etkenden geldi. Amr ibn As radıyallahu anh'ın otası As ibn Vail Arapların içindeki hakim kişilerden cahiliyetteki sayyid bo'lgan kişilerden ve oliy tabaqadagi Quraysh kabilesinin Quraysh'ga mansub bo'lgan zuayib nasabidan edi. Nasr nasabiga Amr ibn As'ni hech qanday gap so'z, hech qanday bir tanadosh nom yeta olmas. Lekin onasi burqa bir oliy nasabdagi olmas edi. Sho'ri edi. Amr ibn As'ga hasad qilganlar amirlik kursisida o'tirgan bo'lsa, yo odamlarga bir xutba qilib turgan bo'lsa, unga tana etkilsik uchun onasi haqida so'rashardi. Kullarda birada odamlarga ana shu kursida o'tib vaz o'qirkan unga hasad qilgan hasadgo'ylar bir odamga ozgina bir pul berishlik evaziga onasi haqida so'rab qo'y oladi deyishdi. Amirda onasi kim deb so'radi bir odam. Shunda Amr ibn As jahl qildi, lekin o'zini zakosi bilan, dahosi bilan o'zini tegdida meni onam dedi. Nobiga binti Abdulloh dedi. Arab qabilalar bir-biriga urush qilganda meni onamni qabilasidan ushlab asir qilib olib ketishdi. Ukkoz bozorga borib sotishdi. Uni Abdullohning jubon sotib oldi, so'ngra
As ibn-i Vail'e sattı. Yani beni atam dedi. Şunla ben tuğuldum dedi. Yani sen pul vergen hadi bari pulunu al o dedi. Amr ibn-i As, Araplarda içi de dahalardan idi. Daha degen sözünü mü edip şunamız? Bizde mekkar, hilegar deyiladi. Ustakar deyiladi. Bu daha degen mekkar, ustakar degen de biz yaman manada düşünmüyoruz. Nihayette fahim falası, ötket falasatı küşlük, zihni ötkür boyun kişi boyun. Ömer ibn-i Hattab etedi. Men mekkar mesmen deydi. Lekin mekkar meni Allah'ım deydi. Biz tilda qanaqa bo'lishini yaxshi bilasizlar. Men makkormasman, lekin makkor meni oldim. Demak, undan ko'ra men makkorroqman degan. Daho deganda shuni tushunaylik. Aql qushi, fahm farosati, zehni nohat o'tkir bo'lgan, kuchli siyosatdan odamlardan bo'lgan. Ana shu savolni kimdir nariyada talab qilganligini bildida, endi savolni so'rading, shu savolingga borib xizmat qilsang bo'ladi, haqqini olardan. Musulmonlar Makka'da qattiq azoblarga da'vatni boshida duchor bo'lishdi. Mashaqqatlar qattiq bo'lganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga bir qancha bir yengillik bo'lishi maqsadida agar Habashiston yerga hijrat qilsanglar, imkoniyati borlar. U yerda Najoshiyning huzurida adolat qoyim bo'ladi. U yerda hech kimga zulm qilinmaydi dedi. Musulmonlarning bir qanchasi Habashistonga hijrat qilishdi. Musulmonlar Habashiston yerida taskin xotirjamlik topib qoldi. Quraysh bundan xotirjam o'tirmadida borib ularni olib kelishlikni payda bo'lishdi va kimni jo'natishdi? Bizi qissamiz qahramoni Amr ibn Osni jo'natishdi. Bir xalqni tashqi ishlar bo'yicha vakili qanchalik aqlli, qanchalik farosatli daho odam bo'lishi kerak. To'g'ri kelgan odam jo'natishmi chunki butun bir qabila bitta xalq nomidan gapiradi. Bu elchini bitta xatosi xalq xatosi. Bu elchini bitta bir xatosi qabilaning xatosi. Asl Amr ibn Nas roziyallohu anhu da qavmida tutgan mavqe shunday edi. E Amr deydi, sen Najoshiy bilan Habashiston poshosi bilan aloqang yaxshi edi shekilli, borib olib kelmaysanmi dedi. Hadiyalarni berishdi. Nimani yaxshi ko'radi Najoshiy? Najoshiy teridan, jilddan bo'lgan, hayvonlarning teridan bo'lgan liboslarni, shunga o'xshagan narsalarni yaxshi ko'radi. Hadiyalarni tayyorlashdi, Amr ibn Nas Habashistonga bordi va poshshohni oldiga kelishidan burun atrofidagi vazir, rohib va tariqalarga uchradi, hadiyalarni berdi, ularni og'zini yog'ladi bizni tildilarkan. Ular ertaga podshohni oldida seni foydangga maslahat berishlikni bo'ynimizga olamiz deydi. Ertasi kuni podshoh va hovliga kirdi, hadiyalarni berdi va ey podshoh, sizning yurtingizga bizning yurtimizdan bir qancha qochoqlar kelib qolgan. Ota bobolarning dinini tark qilib, qandaydir bir yangi dinni o'ylab topib, sizning yurtingizga kelib olishgan bular. Ruxsat bersa shularni olib ketgani keldim. Najoshiy mana tek odil podshoh bo'ladi, nasroniy dinida bo'ladi. Yig'adi ikki tomonda. Amr ibn Osni va musulmonlarni yig'adi, musulmonlarning nomidan Ja'far ibn Abi Talib gapiradi. Mashhur qissa, oyatlarni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'qib bergan oyatlarni o'qib bergandan keyin Najoshiy ey Amr deydi. Yer yuzidagi deydi. Hamma oltinlab kelib, meni oyog'imni tay to'kib qo'ysang ham, bularni senga qaytarib bermayman. Meni yerimda xotirjam ibodat qilinglar dedi. So'ngra Amr hadiyalarni qaytarib berdi. O'zining yurtiga qaytib ketayotganda aytdiki, "Amr dedi. Nima sababdan Muhammadni yo'liga ergashmaysan? Sendagi aql, sendagi daho, sendagi farosat bilan Muhammadni diniga qarshi chiqishing kerak emas. Allohga qasam, Najoshiy birodarlar, nasroniy podshoh bo'ladi va olim bo'ladi. Nafaqat podshoh bo'ladi, balki olim ham bo'ladi dinni bilgan." Injilda Payg'ambar Islom haqidagi bashoratlarni bilgan va oyatlarni eshitgandan keyin yig'laydi. Iso ibn Masih, Iso ibn Maryam olib kelgan narsa bilan sizlarni payg'ambarlar olib kelgan narsa o'rtasida mana bu chiziqchaligim farqi yo'q ekan. Bitta pilida yon ekan ikkita o'tga o'xshaydi dedi. Najoshiy imonga keladi birodarlar. Kalima keltirib musulmon bo'ladi. Va Rasululloh Najoshiy o'zini yurtida o'lganda Madinada turib janoza o'qiydi uzoqqa. Amr ibn As Habashistondan qaytar ekan, Allohga qasam, bu sizlarning qavmingizga xos yuborilgan payg'ambar va insonni tushun ommadan yuborilgan payg'ambar. Bu gap Amr ibn Asni zehnida qattiq o'rin oldi va istirobga soldi. Kegacha o'ylandi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga qasd qildi borishlikni, lekin Alloh subhanahu va taolo bu kishiga faqatgina hijratni
8-ci ilidə iman deyən şərəfə müyəssər qıldı. Hudaybiyyə sulhundan keyin Məkkə ilə Mədinə ortasında müsəlmanlar ilə kafir ortasında bab gəldilər, bemalar olub qalğanından keyin. Müsəlmanlar Məkkəyə barıb dinni gəpirishdi. Müşriklər Mədinəyə gəlib İslamı gördü. İslamğa adamların rəğbəti küçəydi. Mana şu vaxtda Amr ibn As Rasulullahın huzuruna gəlib iman kəlməsini açmaq üçün yolğa çıxanda yolda Usman ibn Talha və Halid ibn Valid ilə görüşərdi. Bu ikkalasi ham Amr ibn As'ın niyyatida Madinaga iymon keltirgan keladi. Bir kunda İslam tarixidagi eng kuchli qo'mondonlardan bo'lgan 3 ta odam iymonga keldi. Halid ibn Valid va Usmon ibn Talha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qo'liga qo'llarini qo'yib Rasulullohga bayat berishdi. Navbat Amr ibn As'ga kelganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'lini ushlaganda Amr tortib oldi qo'lini. "Ey Amr, sizga nima bo'ldi?" dedi. "Aytdiki, meni o'tgan gunohlarimni Allah keçirse, alıksa mesge bayat veremem dedi. Yani ötmüş hakkıda gantır yaptılar. Hala, vafat kılıyken de yapı var hala. Yani hayatım üç kısım gibi bölünler dedi. Birinci kısım öttü, ikinci kısım geçer yaptı. Allah dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İslam, hicret, iman, Allah gibi olan günahlarını muhteşir dedi. Şunu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bayat verdi ve iman kelimesini nutuk kıldı. Şu günden başlar dedi Amr ibn As. Rasulullohga qarab ko'zim to'ymasdi deydi. Ko'zim charchamasdi deydi. Shu kungacha yeryuzdagi eng yomon odam men uchun Muhammad alayhissalom edi. Endi shu kundan boshlab eng men uchun mahbub bo'lgan zot Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Osni makonatini, hurmatini joyiga qo'ydi. Islomga yangi kelganiga bo'lishiga qaramasdan Zotul Salosil g'azotiga Amr ibn Osni amir qilib jo'natdi. Rasulullohning hikmatini ko'ringki, bu odam o'zini qomidagi sayyid. Bu odamni toqat imkoniyatlari nohaqda keng. Rasululloh sizdan baroq turing. Siz oxiroqda kelgansiz demayapti. Mana shu din uchun, mana shu ummat uchun foydasi deyaptimi? Kecha kelgan bo'lsa, birinchi safga qo'yib qo'yapti. Qo'shinga boshliq qilib jo'natdi. Abu Bakr, Umarlar oddiy askar bo'lgan qo'shinga qo'mondon qilyapti. Hali islomga kelganiga 1 oy yoki 2 oy, 2 oy bo'lgan odamni. İslam'da ma burun kirgenidi, ma ma keyin kirgenidi değil miydi? Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Hattab, Amr ibn As başlığı da barıştı. Ana şu cenk kılınladığın cagi, ana şu kabileki yetkendi, keçkorun koşunu tohtattı ve ben eti küçülü komandan boyan dedi bu kişinin. Keçkorun ot yakamızı singende gende, ot yaktırmadı. Şimdi Hazreti Ömer Abu Bakr'da aldı ki, Abu Bakr bu dedi ot yaktırmıyordu dedi. Keçkorun kana kılıp soqatmasdan vatanimiz bu yerda desa Abu Bakr Siddiq dedi qarang. Hazrat Umar aytadi, qachon Abu Bakr bilan musobaqa o'ynayman hech qachon o'ta olgan emasman dedi. Hazrat Umar o't bo'lgan, Hazrat Umar qilich bo'lgan, Rasululloh tarbiya qilgan buni. Islom tarbiya qilgan bu kishini. Ey Umar dedi. Bu Rasulullohni qo'ygan amiri. So'ziga itoat qil. Agar sendan ko'ra loyiqroq bo'lmaganda shu ishga Rasululloh qo'ymasdi dedi. Hazrat Umar indamay qoladi. Ettanam bo'ladi. Tursa tahorat olmasdan tayammum qilyapti. Nimaga tayammum qilasan? Junub bo'lib qolgan dedi. Tahorat qilish suv bor usul qilishlikka desa, sovuq dedi. U yetmagandek imomga o'tib ketadi. Yana u Hazrat Umar keladi. Abu Bakr dedi. Bu qarang dedi. Bu kecha kelgan bizdagi bu fiqhiy masalalarni bilmaydi. Bu oldiga o'tib ketyapti desa, ke boya gapini qaytaradi. Bu Rasulullohni qo'ygan amiri. Itoat qil dedi. Tayammum bilan namozga o'tadi. Ettaskani hujum qilishadi, yengishadi, hali qabila qochadi, orqasidan quv borib turib, oxirga yetkizmak yarim yo'lda qaytdi deydi. Uchinchi kelishmovchilik bo'ldi. Rasulullohning oldiga kelganda shikoyat qilishdi. Ya Rasululloh, bizni qo'plagan amiringiz bizni bir qiynadi. Kechqurun o't yoqtirmadi dedi. Ya Amir, nimaga o't yoqtirmading? Daho bo'lgan bu odam. Ya Rasululloh, agar o't yoqsak, bizni qanchaligimizni sonimiz bilib qoladi. Doğruysan dedi. Nima gapdi men? Tayammum qilib o'qiding, g'usl qilmasdan suv bor desa, Rasululloh sovuqdi dedi. Doğruysan dedi. Nimaga qo'shinni oxirgacha qo'lab bormading dedi. Desa, agar quv borib nariga qabilaga yetkazib qo'ysak, ular billalashib bizga hujum qiladi. Doğruysan. Birodarlar, qarab o'tirgan emas, kim desa nima, kim asl qilaman, ana islomda foydasi, musulmonga foydasi, mana ishlatgan Alloh bergan aqlda dahori. Uchara qilgan ishini payg'ambarimiz to'g'ri qildi. Hurmat e'tiborini joy qo'ygan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgandan keyin Abu Bakr Siddiq xalifa bo'ldi.
Ve ahirette baş götürdü. Dinden kaçanlar oldu. Zakat bölümümüz deyenler oldu. Şimdi Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh'a bir kança koşun çıkardı. Şuradan bir tanesi de Banu Amir kabilesiyle Amr ibn As'ını komanla kılıp cenabı. Bunların neyi? Başlığı bugün. Kabile başlığı bulan üçüleşti de Amr dedi. Sılar dedi. Yani Kureyş. Müslümanlarga, Araplarga zakat degen narsani farz qo'yib turib qiynadinglar. Agar shu zakat degan hukmlarni olib tashlamasanglar, butun Araplar sizlarga qarshi chiqadi dedi. Shunda shuni bir qattiq ovoz bilan amr etdiki, Amir dedi. Qurra dedi boshlig'iga. Sen Araplar bizga qarshi chiqadi deb qo'rqityapsanmi meni dedi. Alloh va Rasulining hukmiga qarshi chiqib turib, agar shuni o'zgartirmasanglar Araplar qarshi chiqadi deyapsanmi? Allah'a kasam, eğer sen şu gapingdan qatmaydigan bo'lsang, bu küfrinden qatmaydigan bo'lsang, otimni, onangni qo'yniga kelib berki olsang, o'shaga tepalatib kiraman. Yani sen Araba bizga qarshi qada qo'qityapsanmi sen hali? Abu Bakr Siddiq Rafiqul Aloga rihlat qildi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'ldi. Va shu xalifa qo'lida Amr ibn As Falastin o'lkalarini fath qildi. Musulmon lashkari Amr ibn As boshligidagi lashkar kundan kunga qo'shinlardagi shaharlarni fath qila boshladi. Va Umar ibn Xattob roziyallohu anhu davrida Quddus fath qilindi. Musulmonlarning 3-chi harami bo'lgan, ziyorat qilinadigan 3-chi masjid bo'lgan Masjidul Aqso Quddus fath qilindi, musulmonlarni qo'liga o'tdi. Atabon ismli Rum qo'mondonlaridan biri shaharni tashlab qochib ketishdan boshqa nima topa olmadi. Shunda shaharni egallar ekan, shaharning eng katta rohiblari xalifa o'zi kelsin, xalifa o'ziga kalit topshiramiz dedi. Shunda Umar ibn Xattob tuyani xizmatkorlar navbatlashingan kelgan safari bo'ladi. Quddus musulmonlar qo'liga o'tdi. Har safar Quddusni fath haqida gapirilganda Umar ibn Xattob Rumda atabonini musulmonlar atabonini yarmashtirib qo'ydi deb kulib qo'yardi. Amr ibn As Misrni fath qilishga azm qildi. Misr eng katta o'lkalardan bittasi. Umar ibn Xattobdan ruxsat so'radi. Qo'shinni shu yoqqa burishlikka. Ruxsat berdi. Va qo'shinni Misrga qarab olib ketayotganda Usmon ibn Affon Umar ibn Xattob to'g'ri kelib aytadiki, "Ya Amir al-Mu'minin, Amir Xo'jayniy rahbarligini yaxshi ko'radi. Va mana shu sharaf g'alaba degan narsaga intilib turib, musulmonlarni hech bir tarjalisiz xatarga solib qo'yishdan qo'rqaman. Buyuring Misrga kelmasdan qaytsin" dedi. Amir al-Mu'minin xat yozdi. Elchi xat olib bordi. Hali Amr ibn As Falastin yerlardan chiqmagan edi. Endi qarab turing bu yog'ini. Amir al-Mu'minin xat kelibdi desa, gumon qilyaptiki, hozir otsam Misrga yurma deydi. Deb turib, hatto orasidan bir boshqa ishlar bilan ovora bo'lib turib elchini ovora qilib turib, Misr yerga kirib olib turib, Misrni tepasiga kirgandagi apga xat dedi. Xato olsa, hatto shunday xatlar bo'ladi. Amir agar shu xatim yetgan paytda sen Misrdan hali Falastindan chiqmagan bo'lsang qaytar qilgan. Yo agar Misrga kelgan bo'lsang Allohga tavakkal qilding. Daho bo'lgan deb aytayapsiz. O'qib beradi. Birodarlar dedi, Misrda turibsiz dedi. Amir al-Mu'minin ruxsat beradi, ketding dedi. Misrda fath qiladi. Birodarlar daho bo'lgan bu odam. Mana shu bilan Misr Amr ibn As qo'lida fath qilindi. Bu kishini daholigi bu ozgina 5-6 daqiqa oshiqroq bo'ladi birodarlar. Chunki kechagi darsimiz qisqaroq bo'lgani shuni hisobdan tekizlab qo'yamiz hozir. Ana shu Misr qalalaridan birini qamal qilishadi, nasroniylarning qo'lidagi qala bo'ladi. Amr ibn Asga qo'shiniga ana shu qo'rg'onda qalada yashinib turgan qo'mondan elchi jo'natinglar, muzokara qilamiz deydi. Shunda hech kim borishini xohlamaydi. Men o'zim boraman dedi. Men musulmonlar nomidan boraman dedi. Boradida ana shu nasroniy bo'lgan qo'mondon bilan ancha bahsul yuzadi. Mana aytdik daho bo'lgan dedik. Hech birovga bir gapini oldiradigan, biroq uni unga bir makr qila oladigan odam bo'lgan emas. Hech ishonmagandan keyin hech qanaqa bir tomondan qo'mondonligini aytmaydi, musulmon deyapsizman deb keladi. Ana shu qo'mondon hadiyalarni beradi-da, ketaverdi. Deb turib, soqchilarga ishora qilgan bo'ladi, qal'ani eshigidan chiqqan o'ldirib yuboringlar. Amr ibn As chiqib ketyapti, soqchilarni qilayotgan harakatlarni kuzatadi. Ularda harakatdagi bir g'ayri oddiylikni ko'rsatib, shaharga qaytadi. Qaytib turib, qo'mondonga aytadiki, generalga ana shu rumlarni kattasiga, bu sen bergan hadiyani o'tiring shu yerda.
Oturayım, ahlamasın adam var. Oturayım. Seni vergen bu hadiyeni alırsan, biz 10 tane ülkemiz. Bölüşen bir kalanız. Menetge ruhsat ver, bari koyan tokustasını çakırıp gelir. Hamas'ı veresen, ileken köprü hadiye yapıp getirmez dedi de. Komandan oraya da tokusta kese Hamas'ın öldüremem dedi, bu çıkarıverirlerdi. Şu bulan kucağın kutluyup getirdi. Abinin nasıl daha ağır bir şey oldu ki, Hazreti Ömer davrıda, bana fitneler Hazreti Osman davrıda buladı. Şam'da Muaviyyat'ın Abu Sufyan vali buladı. Ona naibi Amr ibn As buladı. Muaviyyat'ın Abu Sufyan bulan Amr ibn As dahalardan buladı, Makkarlardan buladı. İkilesi Kureyş'in Arap'ta en dahalardan buladı. Şimdi Muaviyyat'ın Sufyan, Abu Sufyan'da oğlu Muaviyyat'ı karar durur, ey Amr dedi. Sen ikamızı Araplar daha bir işerdi. Ben senden daha rağmen dedi. Dese Amr ibn As yaş katıra bir daha alıklayır mısın dedi. Sahabaları da görüyor. Tarihte okuş gerek, örgünüş gerek. Görsen dese çıkarma sarı değiller dedi. Gepin girip çıkarttılar. Küreşip yengi koyar mısın dedi. Dese ne oluyor ha dedi. Dese yengenim hiç kim kör mü diyor bari dedi. Yani yengi koysam yani özünü erkenli kıldırdı. Kaçıp girdi yengi koydu. Bana şu Muaviye bilen Amr ibn As bir cadı boğandığı için şu anda hiç kaçan fitne çıkmayan. Çünkü katlı kol adamlar boğan ve daha boğan. Amr ibn As ayeti aradı. Bu kişinin bir hikmetli sözleri aradı. Erkeğe bir şükür bulardı. Mükemmel erkek. Çala erkek. Ve onların erkeği masları. Yani adam masları. Tamamen kişi değildi. Diniyen, akliyen kamul boğan kişi. Akliyen cahide, diniyen mükemmel boğan kişi. Eğer bu kişi bir iş kımakçı bulabiliyor olsa, ana şu kımakçı bugün işini iyileri bulan, ahli zikâri bulan maslahat kılardı. Çünkü İslam büyüredi. Eğer bir nesini bilmeseyle bulabiliyorlardan soruyorlardı. Şu dinde hüküm edilen bir adam akıllı en mükemmel kişiydi. Şimdi yarın da kişi kanaka buladı. Uşu da kişi ki Allah-u Teala onu akıllamayan dinine mükemmel kılı yaptı. Yani akıllar oğazlarını böyle yaptı, dinin örgünü yaptı. Bu hali yarın da, hali mükemmel bu yanı yok. Kaçan ki ne iş kılmakçı olsa, Rabbisi, Peygamber'e ne dediğinde karar, iş kılabiliyen bu genden ki mükemmel olabilir. Şak koyup durup, üç talabı koyup durup, ki kora keke olabilir. Yeni kanakı yolu var. Yeni umay kişi olmayan kişi bu, diniyen, akıl yamcı öyle olmayan kişi bu. Mükemmel kişidir, dini ve akılı turgen kişinin aykırı bu kişi. Allah yıkasam dedi, ben özümü hızmatkarımın yanına asla sorumak gereği olsa dedi. Şimdi daha bol şey karamazdan. Çünkü ben şahvarandansa malakı kulağım dedi. Kömalı. Kim? Adamlarca maslahat olsa işini, şurada aklı yege boktu deydi. Çünkü bitti adamın zor fikir çıkışı mümkün. Sizde yok o fikir. Amr ibn As'ka ölüm saatleri etken payette oğullarca vasiyet kılıp etedi ki benim hayatım üç kısımdan ibaret deydi. Bir kısmı da yeryüzdeki benim için en yaman adam bu Resulullah Aleyhisselam'ı da. Allah'a hamdlar olsun şüphette canım olmadı. Menge cehennem vacim bu kadar idi. İkinci kısmı da Resulullah'a iman keltirdi. Benim için en sevimli adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oldu. Yüzüge karagene hayal kılardım. Resulullah'ın yüzüge karar toymasıydım. Kaniydi şu parti ölüp etkenimde. Hayatımda en zor dağı düşünüydü. Yani hayatım üçüncü kısmı da Allah-u Teala bizge ülkelerini fatih kıldı. Dünyada töküp koydu. Şimdi kimge adalet kıldık, kimge adalet kılamadık. Allah-u Teala'dan korkamak. Sonra Allahümme inna merte fasayna. Parvadigara büyürgeninde asip olduk. Kaytarganinle kaytmadık. Parvadigara rahmetinle ümit kılamız dedi. Devam ederdi. Parvadigara özünden başka bir küşlüğü yok yoldan bir. Parvadigara senden başka pakiz azadı yok. Bizini keçirgin. Parvadigara ben mütekabbırmasman. Ben istihbarat düşünmem. Ya gafar beni günahlarımı keçir dedi. Ahi nefeslerini çıkardı. Tarihte İslam tarihini ötken daha aladı tarih şu. Burada hayattan ibret alıyorduk. Müslüman adam kayda başına katı nezer. Albatta bu rolü yol kersatı onu diye kıl, bunu diye kıl değişik edemez her daim. Allah verirken ilimden faydalanıp, akılın işleti kayırda İslam'a, dinine faydası olsa Müslüman özü tatlık getirir, şunu gerek. Çünkü bu sahabalar, bana şimdi Rasulullah'ın terbiyesine gelmişlerden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.